Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight güncelleme videosundan hepinize selamlar. Uzun süredir herkesin çok beklediği, Dead by Daylight yapımcılarının dünyaca ünlü bir katil diye tanıttığı katilimiz şu anda geldi. Tabi bunun yanına Survivor map de eklendi. Biz yayından takip ettik, aynı zamanda yayında oyunun test sürümüne de eklendiğini açıkladılar. Hemen test sürümü indirdik ve videoyu çekiyoruz. Zaten menüden de anlayacağınız üzere gördüğünüz gibi Welcome to Silent Hill yazısıyla katilimizin kim olduğunu anlıyoruz. Silent Hill oyunundan Piramit Kafa adlı katilimiz oyuna eklendi. Tabi bunun yanına dediğim gibi Survivor map de eklendi. İsterseniz önce bir trailer'ı izleyelim hep beraber. Ardından oyun içinde tüm Morrissey'ini falan her şeyini yine göstereceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi cellat adı altında katilimiz eklendi. Hoş bir görünüm var. Elindeki öldürme aleti gerçekten çok büyük, yani kendisi kadar neredeyse. Burada hikayesi kısaymış, dilerseniz hikayesini hemen sizlere bir okuyalım. Piramit Kafa, acı yoluyla ceza vermekte kafayı bozmuş, sadist ve acımasız bir cellattır. Kafasındaki çelik piramit ve peşinde sürüklediği devasa bıçağıyla Silent Hill'in korkunç koridorlarında kimsenin anlamadığı bir görev peşinde gezinip durdu. Adımını attığı yerde canavarlar bile kaçacak delik ararken yoluna çıkanlar zapt edilemez saldırganlığına kurban olmuştu. Görevini tamamladığında ve artık ona ihtiyaç olmadığında uzun bir istirahate hazırlanmıştı. Ama becerileri başka bir yerde lazım oldu. Etrafını saran sis, Silent Hill'de alışık olduğundan daha farklıydı. Sanki bu sisteki kıvranan her parçacıkta bir yaratığın iradesi varmış ve bu yaratık onu arıyormuş gibiydi. O anda aralarında sözsüz bir anlaşma oldu. Bu sis bulutu, görev ve sadizme bir davetti. Piramit Kafa, sisin içine adımını atarak bir kez daha görevinin başına koyuldu. Ve gelelim perklerine. Zorla kefaret. Koruma darbesi alan kurbanlar 20 saniyeliğine sakat durum etkisi altına girer. Tabii bu perkünüzün seviyesine göre 30 veya 40 saniyede diye de artar sanırım. Koruma darbesinden kastı, bir arkadaşınız yaralı diyelim, onunla katilin arasına giriyorsunuz ve onun düşmesini engelliyorsunuz. Böylece koruma darbesi almış oluyorsunuz veya da kancadan birini aldıktan sonra kancadaki kişinin tanımlanmaması için hasar alıyorsunuz diyelim. İşte bu hasar aldıktan sonra perkünüzün seviyesine göre 20 veya işte bilmiyorum ne kadar artar. O saniye boyunca iyileşemiyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer perkü azabın izleri. Bir jeneratörü tekmeledikten sonra 15 saniyeliğine tespit edilemez olursun. Bu süre zarfında jeneratörün sarı haresi kurbanlara görünür olur. Bu etki yalnızca her 120 saniyede bir etkinleştirilebilir. Yani bir jeneratörü bozduktan sonra 15 saniyeli boyunca hiçbir survivor'a ses vermezsiniz arkadaşlar. Kalp atışınızı falan duymazlar yani. Son perkü ölüm kalım. Bu perk de şu şekilde arkadaşlar. Bir kurban diğer bir kurbanı yerden kaldırırsa veya da yaralıyken sağlıklı full bir konuma getirirse, heal'larsa yani. Tabi bunu yaparken katilden 32 metre uzaklıkta olması lazım. İşte bunu yaptığı zaman eğer o yaralı kişiyi iyileştiren kurban iyileştirdiği kişiden 16 metre ve daha fazla uzaklaşırsa bir haber durum etkisi altına girer. Bu da şu demek oluyor. O kişi katilin kalp atış sesini duyamaz, ışığını göremez, hiçbir şekilde katilin nerede olduğunu, nereden geldiğini anlayamaz. Ve gelelim kurbanımıza. Charlie Mason adlı kurbanımız da oyuna eklendi. O da Silent Hill oyununda ve filminde olan bir karakter. Hikayesi birazcık uzun arkadaşlar. Şöyle yavaştan aşağı indireyim, merak edenler varsa onun da hikayesini buradan okuyabilir. Gelelim ilk perküne. Ruh muhafızı. Canını iyileştirdikten veya can çekişme durumunu atlattıktan sonra 4 saniyeliğine dayanıklılık durum etkisi kazanırsın. Yani diyelim ki recover pozisyonundasınız ve sizi biri kaldırdı. Katil tekrar gelip sizi düşürmek istediği zaman o vurduğu hasar boşa gidiyor. Yani yere düşmüyorsunuz. İkinci perkü kan yemeğini. Saplantıyı iyileştirdikten veya saplantı tarafından iyileştirdikten sonra ikiniz de 4 saniyeliğine surat durum etkisi kazanırsınız. Bu tabi perkünüzün seviyesine göre sanırım 5-6 saniye diye artıyor arkadaşlar. Yani obsesif olan kişiyi iyileştirirseniz veya o sizi iyileştirirse 4 saniyeliğine surat durum etkisi kazanıyorsunuz. Bu da sanırım %150 daha fazla gitmeniz. Yani sprint burst'u 4-5 saniye boyunca kullandığınızı düşünün. Son perkü ise bastırılmış direniş. Bastırılmış direniş toplamda 80 saniye boyunca jeneratör tamir edildiğinde etkinleşir. 80 saniye jeneratör yaptınız diyelim. Yani bu avantajınızı etkin bir şekilde hazırladınız. Peki bundan sonra ne yapmanız gerekiyor? Bu avantaj etkinken jeneratör tamir ediyorsan etkin yetenek butonuna basarak, yani dead art attığınız tuşa basarak mahluku çağırıp jeneratörü 30 saniyeliğine engelleyebiliyorsunuz arkadaşlar.
Sanırım bu da şu demek oluyor. Atıyorum bir jeneratörü yapıyorsunuz, %70'e, %80'e falan getirdiniz. Katil de o sırada birini kancaya astı ve katilde popgoz olduğunu biliyorsunuz. Gelip %70'lik jeneratörünüze popgozla vurmasın, onu %30'a, %40'a düşürmesin diye bunu kullanabilirsiniz. Veya da Hexruin olduğunu biliyorsunuzdur. Katil size gelmiştir, jeneratörünüz %99'dadır. Kapatırsınız ve katilin Hexruin perk'i işe yaramamış olur. Jeneratör gerilemez. Şimdi arkadaşlar, yayında izlediğim panelden birkaç bilgi sunayım size. Şu an oyunda olmayan fakat ileride getirilmesi planlanan birkaç şey var. Bunlardan ilki grafik update'i. Şu anda ekranda da gördüğünüz gibi işte ev dizaynları, ev görünümleri, palet görünümleri, araba görünümleri gibi maplerde çok fazla grafik değişikliği olacak. Daha gerçekçi, daha korkunç bir hava katmayı planlıyorlarmış. Aynı zamanda DBD Mobil oyuncularına da şöyle bir haber verdiler. Ben oynamıyorum fakat oynayan vardır diye bu haberi de söylemek istiyorum. Oyuna bot mantığı gelecek. Yani katil veya survivor bot olabilecek. Bunu sanırım açıklamadılar. Açıkladılarsa kaçırdım fakat şöyle bir tahmin yürütüyorum. Hani 4 kişi oynuyorsunuzdur. Bir arkadaşınız internet yüzünden düşmüştür falan. O arkadaşınızın yerine bot geliyor. En azından işlevsiz bir şekilde kalmıyor. En azından bot hani jeneratör yapar, bir şey yapar. Sanırım bu mantıkla işliyor. Onun harici işte clown şişe atarken artık yavaşlamayacakmış falan filan gibi küçük bug fixleri falan filan, yine klasik şeyler olmuş. Aynı zamanda artık rank sisteminin daha adaletli olacağını söylüyorlar. Yani en azından ileride böyle bir güncelleme getireceklermiş. Buna da yav he he deyip geçiyoruz. Bakalım offering'ine. Nasıl map'imizin offering'i? Bu mu? Aynen. Meri'nin mektubu. Bayağı bez koymuşlar. Ay, map'imiz güzel ha. Trailer çok güzel. Bayağı kaslı lan bu katil. Evet arkadaşlar, map'imizde siren çalıyor. Hoş bir ortam var, gerçekten çok gergin. Kaç katlı? Buradan çıkış var mı, daha devam edebiliyoruz? Evet, bayağı devam edebiliyoruz ama bir boka yaradı söylenemez. Şöyle map'imize bir gezdiğimiz zaman ilk öğretim okulu olarak ismini koymuşlar ve hem dışarısı hem içerisi var. Palet spotlarına şöyle bir bakmak istiyorum. Aşırı safe değil diyebiliriz. Gerçi bu fena değil, iyi bir palet. Survivor'ımızda gördük. Özelliğimizde şimdi deneyeceğiz. Böyle yavaş yavaş odalarımızı gezelim. Gördüğünüz gibi buradan da volt atabiliyoruz. Güzel spotlar var aslında. Map'imiz gayet hoş ve ürkütücü yapılmış. Aşağı tarafa bakacağız. Müziği de çok hoş bu arada. Müziğini de duymuş olduk böylece. Burası da çok ilginç bir spot. Buradan da evet volt atabiliyormuşuz. Map'te kırılabilen noktalar da var. Aynı ölü it barı map'i gibi. Şöyle bir bahçemize inelim. Bahçemiz de gayet hoş. Burada spotlar var. Burada kırılabilir spot varmış. Yani çok fazla şey yok bu bahçede. M2 azap yolu diyor. Önce bunu bir deneyelim. Tam geçin be. Tam karşıma. M1. Wow. Oğlum bu hasar veriyor aynı anda. Ney bu, birinin özelliğine? Peki ben bunu diyelim koşuyorum, bunu yaptım. Olduğum yere sabitliyor, sonrasında hareket edemiyorum. Sadece dönebiliyorum. Yo, edebiliyormuşum. Hayır, ediyorsun. Ha, ettiğim zaman bu oluyor. İşte. Bu ney peki? Bu da bana vur bak. Vur bana. Şimdi ben düştüm ya. Beni hapishaneye kapatabiliyorsun. Hapdes gibi bir şey. Aynen. Ona basılı tut. Allah gidiyor. Ali, Ali. Gittim lan. Ali'yi kan havuzundan nereye yolladık? Nereye gittiğini görebiliyor muyum? Şuraya mı gittin? Şimdi bir inceleyelim, hemen alma. Zaten bunu Survivor'dakini de göstereceğiz neler olduğunu. Bayağı seni hapsettim ben. Bir şey yapamıyorsun değil mi? Sadece hiçbir şey yapamıyorsun değil mi? Bir şeye basman aşağıda gerekiyor mu? Aşağıda da süre geçiyor normal bir şekilde. Bir şeye basman gerekiyor mu? Sol aşağıda peki? Süre geçiyor, yok, evet. Yok, hiç... Ne yapabiliyorsun? Rescue'yu kurtar diyor. Ha, bayağı kancadan alır gibi aldın. Aynen, kancadan alır gibi alıyor. Ama etem patma, o adasalım kalmıyor. Seni yine düşürdüm. Şimdi şey yapamıyor muyum? Seni tekrar yapamıyorum herhalde. Çünkü özelliğine girmedim, o özelliğine. Ha, o özelliğe girmeden onu yapamıyorum. Aynen. Şimdi... Hayır, hayır. İlk önce ilerle. Ha, şunu ilerle. Yapacağım. Şuna ben yakalandım. Sen ona yakalandığın vur zaman bana, sana vurursam seni o evrene gönderebiliyorum değil mi? Evren... Tamam, evet. Aynen. Kodese yine... Aynen. Seni kafese gönderebiliyorum. Kafes. Böyle. Bu arada bayağı uzun sürüyor. Geçmiyor. Ve ikinci evreme geçtim şu an. Sol aşağıda görünüyor. Şu an ne yapıyorsun? Bir şey yapıyor musun? Bayağı da uzağa gidiyor ha. Aa, sürekli skill check çıkıyor. Evet. Gel bir al be. Lan bu. Üçüncüyü atıyorum. Ahmet aynı struggle gibi ama skill check var. Tamam. Tam şimdi bir tane de... Bu arada sen şimdi sen bir daha şey olursan ölüyor musun bir daha kafese gidersen? Tam aynı kancaya asmış mantı oluyor yani. Şunu çok pratikleşti. Şöyle bu ne kadar gidebiliyorum öyle beyler? Ha, özelliğim boyunca. Soldaki özelliğim boyunca. Ama gidiyor, yok oluyor. Arkandan azalıyor. Lan ne oldu? Arkamdan azalıyor. İbo mu girdi o moda şimdi?
Ben girdim. Tamam, sen hangisisin? At bakayım, bir de ben at. Ama gitti, o mod gitti sanırım şu an, değil mi? Yok yok, var. Var mı hala? Var var, altında var, var. Tel var bak. Ne kadar bak, sürüyor? Telle yürüyorum ya. Telle yürüyorum. Ha, telle yürüyorsun evet. Ne kadar sürüyor peki bu mod? Bayağı bir dakika falan sürüyor galiba. Bayağı bir sürüyor ya. Camp. Campliyor mu boya gel. Morimizi İbrahim Bey'e bir çekelim. Ha, bundan sonra gene atabiliyor musun? Evet, atabiliyorum kanka. Asılmış oluyorsun. Sen asılmış gibi oluyorsun. Anladın mı oraya gittiğin zaman? Nasıl? Biz yayında görmüştük, o yüzden sahte tepki vermemize gerek yok insanlara. Yine eskiden işi ben aldım. İnsanlara şöyle. Oy. Morimizi gösterelim. Ay. Bayağı hoş ya. Oğlum onu soksa zaten yeter ki, böyle bir animasyona gerek yok yani. Gerçekten temiz. Şimdi gel seninle şey yapacağız. Baze'i de gösterelim de. Seni düşüreyim, seni bir sırtıma alayım. Defol git yanımdan. Şöyle Baze'imizi de gösterelim arkadaşlar. Her map'te biliyorsunuz ki farklı konumlarda oluyor. Biraz dizaynı değişmiş gibi yani. Böyle tahtadan hani başka bir şeye geçilmiş gibi. Renkler falan da değişmiş. Ali Bey'e de morimizi çekelim. Şöyle sessizden bir izleyelim morimizi bir de. Aha. Seya. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu şurada dursana. Tam şurada şöyle dur. Şöyle bir şey deneyeceğim. Tamam, olmuyor. Okey. Peki şöyle bir şey deneyeceğim. Bir daha. Gel bir daha. Şunu deneyeceğim. Buradan geçiyor. Ha, buradan geçiyor. Şimdi ilk kafesine seni yolluyorum. Evet Ali, arkadaşınla vedalaşabilirsin. Tanırlıyorum beyler ben bunu. İkinci kez kafesine yolluyorum. Evet arkadaşlar, bugün eleme olmayacak. Şimdi üçüncüde bakalım, özel kill animasyonu yapalım. Evet, geçelim. Bak son karar diyor seni. Geç. Evet. Seni kafese göndermiyorum, direkt olarak öldürüyor. Evet. Resmen iki tane Morris'i var gibi bir şey. Sen ne gülüyorsun la? Ananı ne olur ha? Evet, siren sesi eşliğinde şöyle karakterimiz de gösterelim arkadaşlar. Yine bir kız karakterimiz oyuna eklendi. Ben şimdi buna basayım. Ha, yanlarım zincirlendi. Bunun keşke süresi falan bir şey yazsaydı ya. Bayağı zincire vurulmuş gibi kenara şeyler falan geldi. Obsesif olanın yapması lazım. Obsesif olanın yapması veya hayırlanması lazım. Abim bir daha bak, alayım. Surat. Ben hız kazandım. Ben de. Ama çok hız, çok fazla bir hız değil. Evet, fazla değilmiş bu arada. Şey, yani sprint burst ve adrenalindeki kadar fazla bir hız değilmiş. Düşür kanka beni yere. Ali beni kaldırınca bir daha vur, tamam mı? Bu arada efektim tamam, sal. Vur bana. Gördüğünüz gibi Boravut efekti gibi bir... Boravut efektine de girmiyorum kanka. Boşa gidiyor. Aynen. Anladın mı? Kanka bu efekt hiç çıkmıyor herhalde ben düşene kadar. Tel efekti. Neydi? CTRL. Aynen, CTRL ile götür beni. Şöyle animasyonu da izletelim. Bana abi. Nereye gitti? Hop, kafeslendim. Hiçbir şey yapamıyorum. İlk asılışım şu an bu benim. Yardım edin. Ölen mi lan? Yo, iyiyim. Peki beni bir almasana. Alma beni be. Barbie yaradan aşağıya düşsün. Struggle gibi bir şeye giriyorum herhalde. Aynen. Aynen, struggle gibi bir şeye girdim. Ha, bayağı koca koca skill check'ler soruyor. Bunu tutturamazsam ölüyor muyum? Ben de mi denesek? Dur, ben kurtarayım seni. Tamam, beni bir kurtar. Ali de deneyelim. Lan gidiyorum abi. Ali görüşürüz. Görüşürüz Ali. Düştüm. Tamam, bayağı kancadan alır gibi aldım. Lay, bu düşmüş. Oradan aşağı atlayın, ben gelmeyeyim. Gel Ali. Oradan aşağı atlayın. Iskala bakayım. Iskala yüklüyorum. Hasar mı yedin? Süre azalıyor. Bir daha ıskala. Bir daha çıktı, bir daha ıskala. Her ıskaladığında skill check küçülüyor, ıskaladığında ceza yiyorsun. Öldün aynen mü şimdi sen? Ha, bayağı aynen. Aynen öldü. Orada kaldı. Koleksiyonunu ekledi İbrahim. Benim 80 saniye jeneratör yapmam lazım. Aynen. Ben yaptıkça saatte de süre doluyor. Oradan da ne kadar süreniz kaldığınızı gördüğünüz gibi bırakınca duruyor. Bak, Jen'i normal uzaktan falan kapatamıyorsun. Hani büyü yapamıyorsun. Ama Jen'i yaparken etkin... Şey tuşuna basarsan, neydi adını unuttum, Jen'i engelliyorsun. Ya bunun katil amacı da belli işte diye, katil bozamasın diye ya da ruin geriletmesin diye. Selamun aleyküm. Ananı avradın abla. Ben direkt açaydım reis. Gel aç bakayım, açabiliyor musun? Açamazsın. Oğlum bayağı ürkünç ya. Oha, bu ne? Aynen, bir bahçeye açılıyor. Bakayım nereye kadar gidiliyor? Nereye kadar gidiliyor? Ha, anladım, ilk çimenlere kadar. Mori'yi gösterdik daha yeter ya, ne morisi? Yapaydım ya. Kaçak bir de şu bahçemize bakalım. Yap. Lan böyle kaçmayaydım. Sürüne kaçtım. Neyse, çıkış efektimizi de gösterdik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Katil, map ve survival ile ilgili yorumlarınızı lütfen belirtmeyi unutmayın. Katilin özelliği bu kafes olayı çok 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 hoşuma gitti. Hani anlamayanınız varsa da o kafese gönderme olayı ayrı bir oyun gibi değil. Bildiğiniz kancaya asmış oluyorsunuz. Ve iki kere kafese gönderdikten sonra üçüncü kafese gönderme animasyonunda direkt olarak Mori çekebiliyorsunuz o kişiye.
Yani bir saniye bile sürmeden öldürebiliyorsunuz yani. Hani alayım kancayı asayım cart curt olaylar olmadan. Tabi bu kafese gönderme olaylarını yapabilmeniz için de özelliğiniz ile bu kişileri düşürmüş olmanız gerekiyor. Yani o kişilerin tel animasyonunda olmaları gerekiyor. Telinize basmış olmaları gerekiyor. Dediğim gibi bu güncelleme ile ilgili yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.